LGS'ye son 34 gün gerçekten de sıkı sıkıya çalışanlar için güzel son yaklaşıyor. Az çalışanlar için de iyi bir son yaklaşıyor. Hiç çalışmayanlar ise ne oluyor ya? İnsanlar bir şeyler yapıyor ama diye ya. haber haber etraflarına bakıyorlar. Günün sözüne bakalım. Steve Chandler diyor ki motivasyonu gerçekten artırmanın yolu büyük, belirli ve güçlü bir hedef saptamaktır. Gerçekten de hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Anneniz şu anda delik bize yemek hazırlıyor akşam yemeği için. Of güzel güzel yesin çocuklarım diyor. Uğraşıyor, domatesi doğruyor, soğanın falan bir sürü uğraşı içerisinde. Neden? Çünkü bir hedef var. Akşam size mükemmel leziz bir sofra kurmak istiyor. Çırpınıyor kadın ya. Teşekkür ederiz anneciğim. Peki sonra sana olacak? Güzel bir mutlu sonu bekliyor. Oh diyor ben diyor çocuklarım yüzündeki o ifadeyi görünce mutlu olacağım diyor. İşte sizler de ailenizin, kendinizin, sevdiklerinizin o güzel yüzlerindeki o güzel ifade görmek için hedefinizi belirlediniz ve sıkı sıkıya çalışmaya da devam ediyorsunuz. Günün yorumuna baktığımızda maşallah diyoruz. Nadir nadir diyor ki lütfen beğenin. Hiçbir şey için geç değil. Sadece inanmak gerekiyor. Ya Nadir nadir gerçekten artık açmış. Bunun günün sözüne Nadir'e Nadir yazalım arkadaşlar. Bu bunu kaldıralım ya. Bu kimmiş ki bu? Steve Chandler kim ya? Bunu kaldırın. Artık Nadir Nadir'i yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Aferin hadi. 350 puandan 4 ya aynı soruyu soruyorsunuz 150.874. kez ama ben çok seviyorum sizleri o yüzden yine cevaplayacağım. 350 puandan 430 puana nasıl çıkabilirim? Arkadaşlar 350 puandan 430 puana çok rahat çıkarsınız. Çünkü neden? Sadece birinci dönem konuları var. Her gün bir tane deneme çözüp denemelerde yaptığınız yanlışlarla alakalı mutlaka o yanlışlarla alakalı sorular çözerseniz 400 puana kesin çıkarsınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Her gün bir deneme, o denemenin ardından da o denemedeki yanlışlarınızla alakalı test çözüyorsunuz. Evde kaynaklarım bitmiş durumda. Deneme çözemiyorum. Sadece çözdüğüm zaman bilgisayardan çözüyorum ve gözlerim ağrıyor. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar çıktı alabilirsiniz. Çıktı alaraktan çözebilirsiniz. Bilgisayar gerçekten göze rahatsızlık verebiliyor. Bir de ee... Burada yani daha uygun bir şekilde denemelere ulaşmaya çalışabilirsiniz. Arkadaşlarınızla kitapları değiştirebilirsiniz. Yani o A yayından almıştır, siz B yayından almışsınızdır. Üzerini karalamadan çözüp birbirinize değiş tokuş yapabilirsiniz. Ramazan'da günlük sadece 260 soru çözebiliyorum. Sizce fen lisesi için yeterli mi? Eğer Nadecim çalışkan bir öğrenciysen 260 soruyla da kazanabilirsin. Yani şu anda 430'lardaysan veya 300'lerdeysen, 350'lerdeysen 260 soru da yeterli olabilir. Çünkü niye? 90 soru çıkacak sınavda. 90 çarpı 3 eşittir. 9 3 ne eder? 270 e sen de 260 çözüyor musun? Ne var ki yani? Günde 24 para suç çözüyorum. Size nasıl mükemmel, müko, harika. Kesin çok büyük başarı elde edeceksin. 485, 495 puan alan birisi. 500 puan almak için kaç soru çözmeli? Yani şaka mı bu ya arkadaşlar? Benimle şaka mı yapıyorsunuz? 495 puan biri ala 500 puan almak için ne kadar çözeceğini biliyordur zaten. Zaten 495 alabiliyormuş o öğrenci. Bu öğrencimiz aynı şekilde şahsıya devam ederse 500 puan da ulaşır arkadaşlar. Yani Anlamadım. Beni hedef ben miyim arkadaşlar? Beni trollemeye mi çalışıyorsunuz? Puanım 425 puan. LGS'ye kadar 450 puana çıkabilir miyim? Kesinlikle çıkarsınız arkadaşlar. Niye? Çünkü hala yeterli süre var. Hala sıkı sıkıya çalıştığınızda böyle kalemin, kitabın, LGS'nin suyunu pışşt diye çıkarırsınız. Hiç merak etmeyin. Lise tercihini öğrenmek istediğimiz dile, dilime neydi? Lise tercihini öğrenmek istediğimiz dile göre mi yapmalıyız? evet ama lisede dil öğrenilmiyor. Yani lisedeki dil uçup gidiyor arkadaşlar. Almancaymış, İngilizceymiş bunlar gidiyor. Yani böyle Alman lisesine ya da Robert lisesine gitmediğiniz sürece hangi Anadolu lisesine giderseniz gidin İngilizceyi öyle kolay kolay öğrenemiyorsunuz. Dolayısıyla siz kendinize yakın olan çalışkan öğrencinin olduğu, arkadaşlarınız çalışkan seçebileceğiniz iyi liseleri tercih etmeniz yeterli. Çapa felsefesi tanıtabiliriz. Matematik çalışıyorum ama olmuyor gibi hissediyorum. Bu her zaman olacak arkadaşlar. Olmuyor gibi hissediyorum. Acaba olmuyor mu? O zaman bir kere şu çok önemli. Bir kere emek veriyorsun Çalışıyorsun. O zaman öncelikle seni alkışlıyoruz. Demek ki çalışıyorsun. Çalışmazsan ne olacaktı peki? Hiç çalışmazsın. Değil? Çalışıyorum ama olmuyor gibi. O zaman artık olmuyor. Vazgeç. Ne kazanacaksın? Ne geçecek eline? Hiçbir şey geçmeyecek. O zaman çalışmaya devam et. Soruları çözmeye devam et. Vazgeçme. Asla ve asla Fidanını sulamaktan vazgeçme. Fidanı su dökmeye devam et. O fidan açacak. Bekle. Yeter ki sabret. Ha açmadı mı? Önem değil. Sen görevini yaptın. tevekkül ettin. Yapabildiğin kadarını yaparsın. Ve sınavdan sonra da güzel güzel tercihini yaparsın. Önemli değil. Ama sen vazgeçme. Son bir ayda matematik halledebilir miyim sizce? Tabii ki eğer seviyen sıfır değilse halledebilirsin. İftardan sonra sadece 200 saat çalışabiliyorum. Ne yapmalıyım? İftardan sonra eğer 200 saat çalışıp gündüzde çalışıyorsan bu kötü bir şey değil. Yeter ki günlük bitirmen gereken soru adedine ulaş. Son aylarda konu tekrarımı soru çözmek mi? Tabii ki soru çözmek. Günlük iki saat bakıyorum yeterli mi? Yeterli. Motivasyonunuzu nasıl yüksek tutabiliriz? Arkadaşlar motivasyonunuzu bir kere şöyle yüksek tutacaksınız. Bakın bazı arkadaşlarımız oruç tutuyor. Ya ne yapıyorsun sen? Ben, ben de tutuyorum. Yani kötü bir şey değil. Tutuyorum. Düşünce mantıksız. Gece kalkıyorsun. Yemek yiyorsun. Om, om, göm, göm göm Sonra yatıyorsun falan. Ne yapıyorsun sen ya? Ama biz seviyoruz oruç tutmayı. Diyoruz ki çok güzel bir şey. Veyahut da başka bir örnek vereyim. Bazı insanlar aşk oluyor bir kıza. Tamam mı? Veya bir erkeğe. Onun için üzülüyor. Filmlerde görürsünüz. Hani belki bizim işimiz şu an çok geç ama filmlerde görüyor. adam onun için manyaklık yapıyor, deliriyor, her şey yapıyor. Niye? Çünkü onu çok seviyor. Onu sevdiği için, bir insanı sevdiği için her tür şeyi göz alıyor. E sizin de şu anda sevmeniz gereken şey LGS'deki başarı. O yüzden bu LGS başarısı için bazıları için mantıksız gelen şeyleri yapacaksınız. Ya olmuyor falan. Hayır çalışıyorum ben. Ben bu işi başarmak istiyorum. Ben zor da olsa nasıl gece kalkıp yemek yiyorsam oruç tutmak için ben bu LGS için çalışırım ve başaracağım. Hiç kimse beni durduramaz. Beni kimse durduramaz demeniz lazım bir. İkincisi de arkadaşlar motivasyonunuzu bozan kişileri temizleyin. Sizin kazanamayacağını söyleyen arkadaşlar varsa engelle. Sizin yapamayacağınızı yapmamanıza sebep olan şeyler uygulamalar varsa sil 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 sil. Instagram, Instagram hepsi sil sil, sil. engelle. Sizin başarı olmanız engelleyen diziler varsa kapat 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 sonradan internetten izlersin önemli değil. kapat kapat hepsini kapat. Yani Kendinize tertemiz bir bahar temizliği yapın. Bahar geldi madem temizliğinizi yapın ve motivasyonunuzu düşüren kişilerden uzaklaşın arkadaşlar. 300 puandan 400 puana nasıl çıkılabilir? Az önce söylediğim gibi bahar temizliğini yapacaksın, üşenmeyip çalışacaksın ve sonucunu unutmayacaksın. Güzel bir sonuç seni bekliyor. Her gün bir deneme çözüyorsun ve o denemeyle alakalı yanlışlarına bakıyorsun. Doktor olmak için hangi lise gitmeliyim? Fen lisesi istiyorum. Fen lisesi mantıklı. Doktor olmak isteyenler için fen lisesi mantıklı. Ama söylediğim gibi hangi liseden mezun olursanız olun... Doktor olabilirsiniz. Yeter ki Üniversite sınavında iyi bir sonuç edin. Mesela şöyle düşünün. Şu anda size bir altın sınıf öğrencisi gelse veya da ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencisi gelse. Dese ki Nadide abla bir şey sormak istiyorum. Ben hangi ilkokula gidersem LGS'de kesin başarı olurum dese. Veyahut da şu, ben yani mahallemizdeki bu ilkokula gidersem LGS'de kazanamaz mıyım dese ne dersin? Ne alakası var dersin ya? Sen çalışırsan LGS'ye Hakkari'nin bir ilkokulundan da, İstanbul'un bir ilkokulundan da, Antalya'nın bir ilkokulundan da LGS Türkiye Derisi yapıp istediğin yere gidebilirsin dersin. Çalışmazsan da Ankara'nın, İzmir'in, İstanbul'un en iyi ilkokulunda okusan kazanamazsın dersin. Çalışan kazanır, elması kızar bu kadar basit. Dolayısıyla herhangi bir liseden de fen lisesinden de iyi bir tıp fakültesine gidebilirsin. Ama fen lisesi biraz daha avantajlı. Puanım 425. Sizce fen lisesi kazanabilir miyim? Kazanabilirsin. Vazgeçme. Matematik yetenim 8-9 net arasında 18 netleri nasıl çıkabilirim? Az önce söylediğimiz gibi bir konuyla alakalı çıkabilecek, farklı farklı soru tipleri var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane soru tipi var. Sen konu öğrenin birinci soru tipi. LGS örnek soruları çözün, ikinci soru tipi. LGS çıkmış soruları çözün, üçüncü soru tipi. Taktikli çözün, zoru bankasını çözün, dinamoyu çözün, bir sürü soru tipi gördün. Başka yayınlardan çözün ama hala 9 ve 10. soru tipi görmetsen yanlışların çıkabilir. Onları mutlaka çözmelisin. Bir de matematiğin zayıfsa temel orta sınav tarzı gitmelisin. Bu toz o yüzden gerçekten çok çok e, faydalı bir kitap. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Toz fasikülleri. 1, 2, 3, 4. Lan ne bağlı yaptım arkadaş ben de ya. 1, 2, 3'ün 4. adımları çözerseniz sadece matematik değil Türkçe ve Fendi de mükemmel netlere ulaşabilirsiniz. Hemen günün kitabına bakıyoruz. Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin eşsiz eserlerinden bir tanesi. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi, 2.22. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar yüksek bir dilim. 2019 YKS sonuçlarına göre 50 öğrenciden 35 tıp kazanmış. herhalde yani. 50 öğrenciden 35 tıp kazandıysa bu kadar dilimi de hak ediyor. Bizleri de hak ediyor. Bizler çalışıp okulu kazanabiliriz. Biz hak ediyor. Aferin okula. LGS son tekrar setimizden de mutlaka faydalanın arkadaşlar. İçerisinde Türkçe, Matematik, Fen, inkılap İngilizceyi sizler için özel bir set haline getirdik. Son tekrarınızı buradan yapıp sınavda çok güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. LGS korkuyor. Aman aman tarihimi ötelesem acaba kaçsam mı? Acaba ne yapsam? Virüs virüs. LGS böyle kıvranıyor. Sizden kaçmaya çalışıyor. Ama kurtulamayacak. Çünkü sizler sıkı sıkıya çalışıp onun kafasını kafasını ezeceksiniz ve en güzel liseleri kazanacaksınız. Hadi bakalım kolay gelsin.